Merhaba, ben Yankı Çöz. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Bugün vizesiz gelinebilecek bir ülke, ortadan akan nehri, tarihi yapılarıyla şaheserlerin ülkesi Bosna Hersek'e hoş geldiniz. Eğer Saraybosna'ya geliyorsanız sabah kahvaltısında boşnak böreği yemezseniz olmaz. Taçta pişen bu börekler şu an önümüze geldi. Öyle bir şey söyledik ki 250'şer gram söyledik. Aslında biraz fazla da söylemiş olabiliriz ama kıymalısı var, ıspanaklısı var ve aynı zamanda patateslisi var. Yanında yoğurtla servis ediliyor. Afiyet olsun. Bu böreği mutlaka denemelisiniz. Kıymalısını özellikle öneriyorum. Çok güzel yoğurtla servis ediliyor. Az önce de gördünüz. Ve burası tam da Bahçeşmi'nin ilerisindeki o yeni caddede, İstiklal Caddesi'ne benzeyen caddede. Ve gerçekten muhteşem. O kadar yedik, içtik ve 10 mark para ödedik. Yani Türkiye parasıyla 30 TL ödedik. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın tam da kalbindeyiz. Başçarşı burası. Özellikle turistlerin akın akın uğradığı yerlerden bir tanesi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu çeşmenin bir kopyası Bursa'da Fomara Meydanı'nda bulunuyor. Zaten Bosna'nın başkenti Saraybosna'ya Bursa'da diyorlar aynı zamanda. O kadar çok benziyor ki iki kent birbirine, gerek yapılarıyla olsun gerek çarşısıyla olsun, adeta ikisi de birbirinin aynısı diyebiliriz. Burası Başçarşı'daki Bakırcılar Çarşısı. Birçok bakır ürününü burada görmek mümkün. Özellikle cezveler var. Yine kahve üzerine kurulmuş bazı cezve tarzında işlemler var. Yine Bosna'yı anlatan burada magnetleri görüyoruz. Tanesinin 2 mark olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir çarşı, aradığınız pek çok şeyi burada bulabilirsiniz. Biraz sizlere Bosna'nın para biriminden bahsetmek istiyorum. Bosna'nın para birimi Bosna markı. Özellikle bizim paramızın 3 katı diyebiliriz ve bu çerçevede yanınıza bir miktar biraz daha fazla para almanızda yarar var. Ve bunları döviz exchange ofislerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani döviz bürolarından ya da bankalar aracılığıyla değiştirebiliyorsunuz. Ama burada para bozdurmak biraz daha zor. Zira para bozdururken sizden pasaportunuzu istiyorlar ve bazı paraların seri numaralarını dahi alıyorlar. İşlem yani biraz uzun sürebiliyor. Buna dikkat etmeniz iyi olacaktır Bosna Hersek'te. Saraybosna'da Osmanlı'nın 400 yıllık bir egemenlik dönemi var. İşte onlardan kalma bir eser. Bu arkamda gördüğünüz eser değil tabii ki de, onun arkasında olan eser. Burası Gazi Hüsrev Paşa'nın camisinin olduğu yer ve müzesinin olduğu yer. Şu müzeyi, yeni binayı
Katarlılar yaptırmış 2014 yılında ve şu anda kullanıma açık ve bir taraftan da eski bir bina var. Yani eski bir yapı, Gazi Hüsrev Paşa Camisi var. Gelin şimdi onu görelim. Gazi Hüsrev Paşa Camisi demiştim ama burası Gazi Hüsrev Medresesi. Yani zamanında burada eğitim veriliyormuş buradaki yerli Boşnak öğrencilere. Burada yetişenler Osmanlı Paşası dahi olabiliyorlardı. İşte Osmanlı'nın felsefelerinden bir tanesiydi. O paşaların yetiştiği medreselerden bir tanesi. Cami ise hemen arkamızda. İşte cami burası 1530 yılında yaptırılıyor ve böyle bir yapı. Büyük ihtimalle üst tarafı sonradan ilave olmuş. Alt tarafları biraz daha eski yapı ama üst tarafı betonarme. Bu büyük ihtimalle günümüzde yapılmış bir şey. Ve şuradaki kolona dikkat çekmek istiyorum. Bu da betondan yapılmış. Yani sonradan bir ilave var buraya. Ya güçlendirmek için yaptılar onu bilemiyorum ama caminin geneline baktığınızda böyle bir cami. Tarih konusunda aslında şehir merkezinde, Başçarşı'nın olduğu bölgede Türkiye'den pek de ayrı bir şey düşünmemek lazım. Çünkü İstanbul'da, Bursa'da, Osmanlı'ya başkentlik yapan birçok noktada bu eserleri görebilmemiz mümkün. Ama Saraybosna'da Gazi Hüsrev'in çok büyük etkisi var. Özellikle bu bölgede birçok yerin adı Gazi Hüsrev'in adı verilmiş. Burada hemen yan tarafta Gazi Hüsrev bedestenini görüyorsunuz ve şu an bulunduğumuz bu nokta eskiden hanın devamıymış ama yıkılmış ve bu şekilde muhafaza edip açık hava müzesine dönüştürmüşler. Başçarşı'dan biraz daha ilerlediğinizde böyle bir cadde sizi karşılıyor. Sağı solu dükkan buranın ama Başçarşı'da biraz daha otantik ürünler satılırken burada biraz daha kıyafet tarzında ürünler satılmakta ve aynı zamanda kafeler de bu bölgede. Çok sayıda kafeye rastladık. Yani bizim Türkiye'deki İstiklal Caddesi'nin minyatür bir modeli diyebiliriz. Hemen şuraya baktığınızda eski bir yapı görüyorsunuz. Merak ettik, içine girelim dedik. Aslında bir pazar, kurutulmuş et, peynir ve yumurta satıyorlar. Bosna Hersek gezimiz devam ediyor. İşte Bosna Hersek'in toplu ulaşımını görüyorsunuz. Eski tramvaylarla şehrin her noktasına ulaşım var. Burası bir cadde, geniş bir cadde. Sağlı sollu dükkanlar var ve ileride daha yeni, daha modern binalar var. Özellikle alışveriş merkezleri de ileride. Saraybosna'nın en meşhur yemekleri arasında Belgrad'daki gibi cevabi var ama buradaki cevabilere baktığımızda biraz daha diğer tarafa da göre daha çok fazla göz dolduruyor. İşte böyle servis ediliyor ve burada yine farklı bir türde köftemiz var. Bunun da tadına bakıyoruz. Yanında tereyağlı ekmek geliyor ve bir de patates söyledik. Birazdan güveçte patates de gelecek. Böyle ufak bir salata da sipariş ettikten sonra şimdi bunları yiyeceğiz. Daha sonra ben size buranın değerlendirmesini yapacağım. Cevabileri yediğimiz yer burasıydı. Cevabi dediğiniz şey İnegöl köftenin birebir aynısı. Farklı bir tat beklemeyin. Eğer karnınız acıkırsa burayı öneririz. Tadı güzel.
Her şey güzel. Fiyat olarak da 29 Bosna markı ödedik. Yani bunu 3 ile çarparsanız 90 Türk lirasına eşdeğer olacaktır. Bosna Savaşı'nda hiçbir yerde güvende değildiniz. Hatta eviniz dahi olsa bile. İşte bir ev ve duvarlarındaki kurşun izlerini sizlere göstermek istiyorum. Bosna'da bunlardan on binlerce var. Yol üzerindeki birçok evde kurşun deliklerinin olduğunu gördük. Hala kapatılmayanları oldukça fazla ama zaman zaman betonla kapatılıp üzerinin boya yapılanının olduğunu da gördük. O kadar şiddetliydi ki Bosna çatışmaları. Mesela şurada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığınızda tepeden bir keskin nişancı size ateş edebiliyordu. Ve Birleşmiş Milletler bu olaya müdahale etmek için birçok zırhlı aracını Bosna'ya, Saraybosna'ya gönderdi. İnsanlar karşıdan karşıya zırhlı aracı oraya yan şekilde yatırıp o şekilde zırhlı aracın arkasından geçiyordu. Ve böylelikle can kayıplarının daha fazla olması engellenmiş oldu. Bosna Savaşı'nın acı boyutu o kadar fazlaydı ki işte onu tarif etmek için burayı görmek yetiyor. Burası bir Müslüman mezarlığı. Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden Müslümanların, Müslüman boşnakların defnedildiği yerlerden sadece bir tanesi. Ama bu mezarların bir özelliği var. O kadar çok insan ölüyor ki 8000 insandan bahsediyoruz. 8000 hayatın parçalandığından bahsediyoruz. Ve onların gömülmesi için savaş sırasında yerler aranıyordu. Burası da işte tam baş çarşının üzerinde bulunan bir mezarlık. Aslında mezarlık değildi. Burası bir parktı. Yeşil alandı. İnsanları buralara defnettiler. Hatta buralara insanları defnederken öyle şeyler yaşandı ki keskin nişancıların tepelerden açmış oldukları ateşler sonucunda defin işlemleri sırasında dahi çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yani şöyle düşünün, bir kişi defnedilirken keskin nişancıların açtığı ateş sonucunda 10-15 kişi daha hayatlarını yitiriyordu ve onlar yine buralara defnediliyorlardı. Şimdi orada kubbeli bir mezar görüyorsunuz. O da Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç'in mezarı var orada. Yaptıkları gerçekten çok büyük. Buradan hepsine dualarımızı gönderiyoruz. Şimdi Bosna Hersek'te başkent Saraybosna'nın apayrı bir önemi var. Burayı dünya tanıyor aslında. Nereden tanıyor? Bundan 100 yıl öncesine gitmek lazım. Birinci Dünya Savaşı'na. Şu anda bakmayın buranın böyle turistik bir yer olduğuna. Hemen size bir köprü göstermek istiyorum. İşte bu köprü. Bu köprü Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan köprü. Hani Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından suikaste kurban gittiği, hani o olay var ya, işte o olayın gerçekleştiği yer bu köprü ve bu köprü dünyaya yön veren bir köprü. Nehrin hemen yanı başında böyle bir park var. Şimdi park olarak düzenlenmiş ama buraya at meydan deniyor. Eskiden süvarilerin toplandığı alan burasıymış ve buradan savaşa giderlermiş. Zaten hemen sarı binayı göstereceğim sizlere. Sarı binada buranın Genelkurmay Başkanlığı, yani ordu, Bosna Hersek de bu binadan yönetiliyor. Bu cadde baş çarşının hemen altında bulunuyor. Zaten Bosna Hersek'e geldiğinizde direkt bu caddeden geçmek durumundasınız. Şimdi birçok da güzel bina var aslında burada, tarihi yapıda olan. Şuradaki beyaz bina tiyatro binası Bosna Hersek'in. Hemen yanındaki sarı bina postane binası ve şuraya baktığımızda üniversitenin hukuk fakültesini görüyoruz.
Şimdi Bosna'da tarihi bölgeye giden yol burası. Bakın oldukça geniş yolları var ve modern binaları var. Yani Saraybosna'nın modern yüzü burası. AVM'ler var. Çok sayıda AVM gördük burada ve yine plazalar buradaki yerini almış durumda. Yine toplu taşıma buradan geçiyor. Osmanlı, Macaristan ve şimdiki Bosna. İşte Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Başka bir programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.